Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz ve yanımızda Furkan Bey var. Furkan Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Furkan Bey, sizleri tanıyalım öncelikle. Sonra burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitinden bahsederiz. Tabii ki. İsmim Furkan İspirli. 28 yaşındayım. 14 senedir bu mesleğin içindeyim. Yani bu sektördeyim. Öyle. Peki burada neler yapıyoruz? Dövme çeşitliliğimiz nelerdir? Zorlukları nelerdir? Bu süreci sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Yani dövme çeşitleri şimdi çizgisel, realistik, colorful renkli, black gray birçok alana ayrılıyor. Bunların zorluk çeşitleri tabii ki değişiyor. Çizgisel dövmelerde, liner dediğimiz dövmelerde çok çok daha basite indirgeniyor dövme. Yani aslında şöyle, bazı sanatçılar inanılmaz, yani gerçek nasıl desem, gerçek resmi çok daha kolay buluyor yapabilmeyi çizgiseldense. Bazıları da yani aslında şöyle, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır, evet, şeyine dönüyor bir nevi. Peki burada yapmış olduğumuz süreçler nelerdir? İnsanlar çünkü dövme deyince bayağı bir ürperiyor. Bunlarla ilgili bu süreci anlatabilir miyiz? Tabii ki. Yani şöyle, ilk başta müşterimizin zaten kafasında bir kesinlikle bir fikri vesaire gibi bir şey olması gerekiyor. Onunla geldikten sonra bize fikrini anlatıyor. Biz ona özel bir tasarım hazırlıyoruz. Yani o tasarım sürecinde zaten bir aramızda, kendi aramızda da kritik yapma olayımız var. Kritik yaptıktan sonra tasarımı netleştirdiğimizde randevu günü belirliyoruz. Ona göre müşterimiz de geliyor, dövmesini yaptırıyor. Bu süreçte korkulmalı mı? Bu süreci anlatabilir miyiz? Kullandığımız makinelerden tabii ki de bahsedeceğiz. Her dövmenin olduğu gibi zorlukları ve acıları da söz konusu. Fakat burada kullandığımız uyuşma yöntemi olarak neler kullanılıyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi teknolojiyle beraber ileriki her şey de gelişiyor. Onlar da gelişiyor. Ama şöyle, uyuşturucu kremlerde ilk başta deri nüfusuna, yani derinin altına geçmesi için kremin çizgilerini atmamız gerekiyor dövmenin. Sonrasında uyuşturucu kremi sürüyoruz. Ondan sonra yani uyuşuyor aslında, ama yarım saatlik bir olay oluyor tabii ki. Ama baştaki acıya bir nevi biraz daha müşterimizin dayanması gerekiyor. Peki burada bir dövme yapıldıktan sonra hangi süreçler içinde, hangi günler içinde gelip kontrol edilebiliyor? Bununla ilgili kullandığımız kremler tabii ki de vardır. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Yani dövme bakım kremleri zaten çok fazla çeşitlilik de var. İlk 3 marka, ana 3 marka olanları tercih ediyoruz zaten. Bütün şeylerde, boyalarda, iğnelerde de kesinlikle öyle. Yani yan sanayi ürünler kesinlikle işçiliği inanılmaz derecede etkiliyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Peki bu sektöre yıllara dayalı, bu sektöre adamışız kendimizi. Bu yüzden bu soruyu sizlere sormak istiyorum. Bu sektörün önünü nasıl görüyoruz? Ve buradan genç girişimcilere ne söylemek isteriz bu sektörle ilgili? Genç girişimcilere ne söylemek isterim? Yani bu sektör kesinlikle çok çok ilerliyor Türkiye'de. Yani 2012-11'den beri falan yapıyorum ben bu sektörün içindeyim. 2011'de gerçekten hem malzeme konusunda hem imkan konusunda çok çok daha kısıtlıydık. Şimdi çok çok daha önümüz açık ve malzememiz de çok fazla. Yani maddi yönden söyleyecek olursam, kazanç olarak yani tabii ki güzel iş yaparsan herkes kazanabilir bence. Genç girişimcileri de yeteneklilerse girmelerini tavsiye ederim. Zaten bu sektörde en önemli şey yetenek diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve tasarlamak. Peki Furkan Bey, burada yapmış olduğumuz ürün çeşitli modellerimizi söyledik. Burada yoğun olduğumuz saatler nelerdir ve kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla burada hizmet veriyoruz? 4 kişilik bir ekibimiz var. Aslında stüdyomuz çok küçük. 4 kişi biraz fazla oluyor ama 2 dövme sanatçısı olduğumuz için 2 de asistanımız var. Yani nasıl diyeyim, ya yoğunluk açısından şöyle, aslında insanlar öğlen çalıştıkları için akşamları dövmeye ayırmak istiyorlar. Yani bu akşam saatlerinde çok çok daha yoğun oluyoruz. Yani 7 ile gece 2 arasında falan diyebilirim. Çok teşekkürler değerli bilgilerimiz için. Sosyal medya hesaplarınızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Instagram hesabımız Prizma Tatu Furkan İspirli. Facebook adresimiz Prizma Tatu Piercing. Web sitemizde prizmatatus.com. Bu şekilde bizlere ulaşabilirler. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yetenekli olanlar kesinlikle bu sektöre girsin. Sektörün kalitesini yükseltiriz. Ben böyle düşünüyorum, bu kadar. Çok teşekkürler. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.